ılık, iddiasız, tatlı havalardı. 3 yıl önce ABD'ye yerleşen ünlü yazar Nermin Bezmen, yeni kitabı Havva'nın Cezası'nda kız ve erkek çocuklarına yönelik şiddet ve cinsel istismarla toplumun bu konudaki duyarsızlığını anlatıyor. Eşi, aktör Tolga Savacı ile ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşen Nermin Bezmen, New Jersey ve New York kentini kuş bakışı gören evinde Amerika'nın Sesi'ne ABD serüvenini ve yeni kitabını anlattı. Amerika aslında zaten benim şahsen çok sık geldiğim ve kaldığım bir yerde. Çünkü kızım neredeyse 20 seneyi dolduracak, burada yaşıyor. Ailesini burada kurdu. Dolayısıyla bir de talebeliğimde bir seneyi burada geçirdiğim için bana çok yakın bir yerdir, bir coğrafyadır. Vallahi Türkiye'de biz sanıyorum karı koca Tolgacım'la birlikte verebildiğimiz kadar mücadele verdik ülkemizde kalmak için. Ama çevre şartları bizim hem mesleklerimize hem ruh halimize o kadar törpüleyici bir kıvama geldi ki artık kızmak, üzülmek, can sıkıntısı, isyan, gözyaşı, bütün bunlarla duyarlı olduğumuz sosyal olaylar, siyasi olaylar bize bir şekilde farklı düşünmeye ve farklı bir coğrafyada sıfırdan da olsa bir hayat başlamaya itti. Bu tabii birdenbire bir günde böyle bir çocukça heyecanla verilmiş bir karar da değil. Aşağı yukarı gelişmeleri takip edip kendimizi daha huzurla üretkenliğimizi ispatlayabileceğimiz bir ortama yolcu etmenin yolu yavaş yavaş gelişti ve 3 sene evvel geldik. Bir müddet kızımın yanında kaldık. İşte, o da yakında Verona'da. İşte 2,5 senedir de gerçek anlamda burada yerleşik bir düzeni götürüyoruz. Yeni kitap çalışmalarını da anlatan Nermin Bezmen, Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet ve istismar haberlerini görünce üzerinde bir süredir çalıştığı tarihi romanı bırakıp bu konuya yöneldiğini söyledi. Aslında hiç kimseye yabancı olmayan bir konu Türkiye'de ve benim gibi, Tolgacığım gibi milyonlarca insanın da yüreğini yaralayan, isyan ettiren konular bir şekilde kendiliğinden aktı, bir araya geldi, romanlaştı. Aslında 1400'lerden başlayan bir tarihi roman hazırlığım vardı. Fakat birdenbire bu Türkiye'de izlediğimiz o çocuk gelinler, tecavüz edilen kızlar, öldürülen, şiddete maruz kalan kadınlar ve din kisvesi altında, gelenek görenek kisvesi altında ziyan edilen hayatlar, diri diri gömülen kızlar, kadınlar ve erkek çocukları, sahte şeyhler, sahte tarikatlar, köylünün ve köyün geleceğini dilinin ucunda bir kararla yönlendiren, onların hayatını değiştiren ağalar ve bütün bunların arkasında bunları cezalandırmaktan ziyade destek olan bir sistemin varlığı beni, yani gözyaşlarıyla isyana ittiren konulardı. Bunlar kendiliğinden, yani kendini yazdırmak istedi. Bir şekilde o içimdeki kızgınlığı, hırsı, çaresizliği kelimelerle paylaşarak kendimi tedavi yoluna gittim diyebilirim. Ayın 12'sinde, 12 Ekim'de Türkiye'de Doğan Kitap'tan çıkmış ve raflarda yerini almış olacak. Romanda 16 yıl önce yazdığı 40 Kırık Küp adlı hikaye kitabındaki öykülerden de yararlandığını anlatan Bezmen, sorunun bugün daha da derinleştiğini vurguluyor. O kitabın çıktığı aşağı yukarı neredeyse 15-16 sene olmuş. Fakat Türkiye'de değişen bir şey olmamış. Aynı yaralar, aynı acz, aynı kurbanlar ve o dehşeti, şiddeti yaratan aynı kafalar. Fakat bir farkı var. Bugün resmi olarak çok büyük destek görüyorlar. Daha doğrusu ceza almadan
ortada aramızda dolaşmasına müsaade ediliyor bu insanların. Dolayısıyla sayıları arttı, cesaret buldular, şiddetleri arttı. O kitabımda kullandığım bazı karakterleri bir araya getirerek ve birbirleriyle ilişkilendirerek, tabii üstüne de bugün yaşananların bana verdiği destekle tamamen romanlaştırma yoluna gittim. Hüzünlerini, kızgınlıklarını kelimelere döktüğü zaman rahatladığını kaydeden Bezmen, tek silahının kalemi olduğunu belirterek yüreğinin sesiyle yaşadığını söyledi. Ben özel yaşamım da öyledir. Çok yüreğimin sesiyle yaşayan bir insanım. Kitaplarımı da öyle yazıyorum. Şimdi mesela 2 senedir zaten hazırladığım ve 1 senedir çok sıkı çalıştığım, notlarını aldığım ve artık toparlamaya çok yakın geldiğim kitabı bıraktım. Çünkü birdenbire içimden bir ses, Nermin sen şimdi bunu yazman lazım. Bu Türkiye'nin yaralarını biraz deşmen lazım. Çünkü huzursuzum da. Yani takip ettiğimiz o bütün dibe batmışlık, çirkeflik ve dediğim gibi bunun özellikle de din, gelenek, görenek kisvesi altında empoze edilmesi o kadar yaralayan bir şeydi ki beni başka bir konuya zaten çok kendimi vererek dalamıyordum. Dolayısıyla onu bir içimden çıkarmam gerekiyordu. Onun için şimdi herhalde 1 ay sonra tekrar yazmaya oturacağım. Şimdi ara bir geçiş dönemim. Yeniden okumaya girerim. ABD'deki hayatını ve projelerini de anlatan Bezmen, Türkiye'den fiziksel olarak ayrıldıklarını ancak kafaca ülkeyi terk etmediklerini vurguladı. Çok yoğun bir sosyal hayatımız yok. İşte kızımla, torunlarımızla mümkün olduğu kadar daha sık vakit geçiriyoruz. Çok güzel, kıymetli dostlar edindik. Bazen sanat olaylarında, bazen sohbette, yemekte bir araya geliyoruz ama biz birbirimizle de çok güzel yaşayan bir çiftiz. Yani sıkılmıyoruz da, birbirimizi oyalayacak, hep birbirimize anlatacak bir şeyimiz var. Kendimizi de yenileyen insanlar olduğumuz için birbirimize de vereceğimiz yepyeni duygular, yepyeni bilgiler oluyor devamlı. Fırsat buldukça yakın civarda işte okyanus kıyısına ya bir göl kıyısına, yani tabiatla iç içe olacağımız yerlere küçük kaçamaklar yapıyoruz. Bol okuyorum. Yani benim kitabı yazmadığım zaman da hep bir çalışma ve öğrenme sürecim vardır. Sporumuzu yapıyoruz. Çok istediğimiz kadar olmasa da yürüyüşe çıkıyoruz. İşte bu civarın güzelliğini değerlendirmek için. Keyifli, üretken ve verimli bir zaman dilimi geçiyor. Mutluyum, huzurluyum. Yani en önemlisi de o bizim için. Gerçi Türkiye'yi kafaca da terk etmiş değiliz. Halen ilgiliyiz. Fakat en azından burada bizi tedavi edecek, Türkiye'de artık çok özlemeye başladığımız, bitmiş ya da bitirilmiş olan şeyleri buluyoruz ve o bizi beslemeye devam ediyor. Nermin Bezmen, ABD'de olmasının yabancı okurlara ulaşmasında da kendisine büyük imkanlar sunduğunu belirterek, Kurt Seyit ve Şura'nın İngilizce olarak da basıldığını söyledi. Aslında burada olmamı gerektiren bir projeyi de gerçekleştirdim. Onun için de çok mutluyum. Kurt Seyit Şura'yı senelerdir Amerika'da bastırmak için uğraşıyordum. Fakat uzaktan kumandayla olacak işler değil bunlar. Bir fiil o mekanda olmanız lazım. Çünkü Amerika bir ülke de değil, kıta. Yani buraya hitap edebilmek için başında olmak gerekiyordu. Ve sonunda Kurt Seyit Şura İngilizce basıldı. Amazon'da satışta 9 aydır. Ve müthiş bir fan grubu oluştu. 9 ay içerisinde 3 defa fanlar imza günü ayarladılar. Bir arada olduk. Çok enteresan bir şey. Mesela Türkiye'de genellikle dizi izleyicisi kitaba yaklaşmaz. Yani dizide heyecanı ve tatmini bulmaya alışmış kitleye kitap okutamazsınız. Fakat burada diziyi önce görenler dahi kitabı da merak ediyor ve kitabı almak istiyor. Okumakla ilgili farklı bir yaklaşım var.
Dolayısıyla İngilizcesiyle beraber aynı zamanda Kanada, Avustralya, Güney Afrika gibi ülkelere de açılma şansım oldu. Ve tabii onun burada pazarlamasının ve okurlarla buluşmalarının getirdiği de ayrı bir şey de var. Enerji de var. Dolayısıyla iyi ki gelmişim diyorum.